360 ekranlarından merhaba, yatırım zamanına hoş geldiniz. İstanbul'un gayrimenkul sektöründe altın çağını yaşadığı bu günlerde yatırımlarını gayrimenkule yapmak veya yeni konut edinmek isteyen izleyicilerimiz için fark yaratan konut projelerini ve yatırım potansiyeli yüksek olan bölgeleri araştırmaya, incelemeye devam ediyoruz. Gayrimenkulde doğru bilgi için yatırım zamanı başlıyor. Sorduğunuz soru gerçekten çok önemli. Hem büyük yatırımcılar için önemli, hem de satıcılar için önemli. Bir gayrimenkul satanlar için önemli. Türkiye'de gayrimenkulle alakalı satışlarda alıcı %2, satıcı %2 vergi ödüyor. Aslında problemin ana kaynaklarından birisi bu verginin biraz yüksek olması. Eskiye göre biraz düşürüldü, sonra biraz artırıldı. Bu sebeple verginin yüksek olması alıcıyı ve satıcıyı zaman zaman zorlayabiliyor. Bir de şirket satışlarında KDV'nin olması. Şirket bir gayrimenkul satarken KDV ile beraber satıyor. Şimdi birçok olaya baktığımız zaman mahkeme önüne gelen olaylarda arsa sahipleri bazen şunu iddia edebiliyorlar. Veya gayrimenkul sahipleri, satıcı diyelim biz buna. Benim gayrimenkulümün değeri yüksekti. Ben bunun yüksek olduğunu o anda tam bilmiyordum. Yanılarak bu fiyatı sattım. Ve bu bedel çok düşük olduğu için de ben gayrimenkulümü geri istiyorum. Biz buna hata ve hile varsa hile diyoruz. Borçlar Kanunu'nda bu şekilde vasıflandırılıyor. Bir de ikrah diye bir madde. O da biraz tehdit varsa, korkutma varsa devreye giriyor. Her iki halde de hata, hile ve dengesizlik, bedeli dengesizlik hallerinde de tarafların dava açmakları var ve bu davayı bir yıl içinde açmaları gerekiyor. Bazen de alıcı kişi, şirket, ben yanıltıldım. Aslında burası 10 lira derken bana 30 liraya satılmış. O yüzden bu bedeli geri almam lazım, tapu vermem lazım diye dava açabiliyor. Peki bunun vergiyle bağlantısı ne? Eğer durum gerçekten böyleyse problem yok. İnsanlar yanıltıcı dava açabilirler. Yanılmışlarsa, hatayla varsa dava açabilirler. Ama bazen de gerçek bedeli bildikleri halde örneğin 1 milyon dolar bir arsa, belediye rayici 100 bin dolar. 1 milyon dolardan gösterecek olurlarsa 40 bin dolar ödemeler lazım harç. Ama belediye rayici 100 bin dolardan gösterirlerse 4 bin dolar ödeyecekler harç. Aradaki 36 bin dolar fazla geldiği için alıcı, bazen de satıcı vergi dememek için bu rakamı düşük gösteriyorlar. Bu iş bittikten sonra örneğin burada eğer satıcı kötü niyetliyse daha sonra benim yerim 1 milyon dolarmış, tapuda 100 bin dolara sattım ben. O yüzden bu bir hatadır. Tapumu geri istiyorum diyebiliyor. Eğer arada başka belge yoksa. Kötü niyetler bunu yapabiliyorlar. Maalesef ki çok büyük şirketler dahil bu hataya çok fazla düşüyorlar. Yani verginin tam gösterilmesi tabii ki iyi ama eğer fazla geliyorsa o zaman ikili belge düzenlemeleri lazım. Yani tapuda gösterilen belge, tapuda gösterilen rakam düşük de olsa gerçek rakamı ayrıca bir sözleşmeye bağlayarak, şahit de koyarak ispatlarlarsa, belgelendirirlerse daha sonra başlarına bu şekilde hata, hile, gabin, ikrah gibi bu satıcının iradesini ortadan kaldıran sebepler ileri sürülemez. Bu şekilde büyük oranda zarar görmezler. Çünkü gerçekten bunu çok kötüye kullanan insanlar var. Bazen de şirketler yapabiliyor. Onlar da alıcılar yapabiliyor. Onlar da bazen değer yüksek aldıkları gayrimenkulün değerini yüksek göstermek istiyorlar. Değişik sebeplerle. Yani 100 liralık bir gayrimenkulü 1000 lira ödemiş gibi göstermek isteyebiliyorlar. O zaman da aslında gene satıcı ayrı belgeyle aslında yerin değerinin 100 bin değil, 1 milyon değil 100 bin olduğunu ve kendisinin aldığı rakamın da bu rakam olması gerektiğini ayrı belgeyle belgelendirmesinin az önce bahsettiğim gibi ya
hata ile ikrah sebepleriyle arazinin veya paranın geri istenmesini engelleyeceğini şimdiden öngörmeler gerektiğini düşünüyoruz.